kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Dostun dostu dosttur. Sözünü nasıl anlamak gerekir? Esasen bu tür cami sözleri, yani içerisinde çok manaları barındıran bu güzel sözleri birçok açıdan anlamak ve değerlendirmek mümkündür. Mesela arkadaş açısından bakarsak arkadaşın arkadaşı da arkadaştır. Meslektaş açısından bakarsak meslektaşımın meslektaşı da benim için bir meslektaştır. E, vatandaş açısından bakarsanız bütün vatandaşlar da bizim için bir vatandaştır ve benzeri. Mesela babamızın arkadaşı bizim de babamız yerindedir. Annemizin bir arkadaşı da bizim açımızdan bir annemiz yerindedir. Konular mesela bir çocuğumuzun arkadaşına çocuğumuz gibi bakabiliriz. Bu açıdan dostun dostu dosttur. Evet. Bu böyle. Bu şahıs açısından, devletler açısından, milletler açısından, inanç açısından farklı şekillerden bakılabilir ama bunların içerisinde en önemlisi iman dostluğudur. Neden? Çünkü bütün müminlerde iman olduğuna göre o iman dostumuzun hatırı için onu da onun mümin dostlarını da severiz. Evet. Çünkü en büyük fazilet, en yüksek kemalat imandır. Kime iman ediyoruz? Allah'a. Madem iman ettiğimiz zat birdir, aynıdır. Öyleyse iman noktasından birliğimiz olduğuna göre o imanın hatırı için o imanın sahibi olanı severim. Bakın çok önemli. Mesela sizin babanız bir gemide olsa o gemiyi babanızın hatırı için seversiniz. Orada hoşunuza gitmeyen bazı şeyler de olabilir. Ve o gemiye zarar vermezsiniz. Veya sizin çok sevdiğiniz bir dostunuz bir uçakta olsa o uçakta sevmediğiniz insanlar olsa bile o dostunuzun hatırı için o uçağı seversiniz. Dolayısıyla bir müminin kalbinde madem benim Allah'ıma iman var, benim peygamberime iman var. Benim kıbleme dönmek var. Benim Kur'an'ımı kabul etmek var. Hakeza. Öyleyse onların, o dostlarının hatırına onun sahibi olan zatı da severim ve sevmeliyiz. Çünkü bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü de halk arasında meşhurdur. Bir de bunların içerisinde en önemli dost kim acaba? Bir ayeti keremede Rabbimiz buyuruyor ki Allahu veliyyul lezine amenu. Allah iman edenlerin, müminlerin dostudur. Demek ki bizim en büyük dostumuz, hakiki dostumuz, esas dostumuz Allah. Allah müminlere dostum diyor. Tabi mecazi anlamda değerlendiririz. Haşa kulların birbirine olan dostluğu anlamında değil. Şimdi bu hal böyle olunca o zaman madem Allah seni bana dost etmiş, öyleyse esas velimiz, dostumuz olan Rabbimizin hatırına ben bütün müminleri severim. Dolayısıyla Allahu Teala'nın razı olmasının bir açıdan müminleri sevmekten geçtiğini ve dostun hatırı için dostları severi sözünün bir manasını da böyle değerlendirmenin yanlış olmayacağını düşünüyoruz. Cenab-ı Hak kendisine hakiki iman etmemizi, o imanın ruhuna uygun olarak bütün müminleri sevmemizi ve severken de Allah'ın razı olacağını unutmamamızı Rabbimizden niyaz ederiz.